قَالَ keferu, müşrikler, kafirler şöyle dediler, şöyle karar aldılar. لَا تَسْمَعُوا لِهَازَ الْقُرْآنِ, şu Kur'an'ı kimse dinlemesin. Yani Kur'an'ın okunması, anlatılması, anlaşılmasını engelleyin. Kur'an'ın okunduğu yerde oturmayın. Kur'an'ı dinlemeyin. Kur'an unutulsun. Kur'an'ı kimse duymasın, işitmesin. Kur'an unutulsun diye karar almışlardı. Bak, la tesme'u, duymayın, dinlemeyin. Unutun. Lihazel Kur'an. Şu Kur'an'ı unutun. Allah'ın kitabı var mıymış, yok muymuş? Kur'an mıymış, Allah'ın kelamı mıymış? Hiç alakadar olmayın, işitmeyin, kulak vermeyin, dikkat etmeyin, yaklaşmayın, okumayın, okutmayın, unutun, unutun. En büyük tehlike budur, unutmaktır. Eğer bir memlekette şöyle veya böyle İslam konuşuluyorsa, namaz konuşuluyorsa, efendim orduda, silahlı kuvvetlerde namaz, abdest, İslam, ezan, cami, cemaat konuşuluyorsa, o ülkeye İslam hakim olacak demektir. Bütün dünyada böyle olmuştur. Evvela konuşulmaya başlanmış, sonra hakim olmuştur. Unutturulmak istenmiştir. İslam'ın en büyük tehlikesi, İslam için en büyük tehlike unutturulmaktır, konuşulmamak. Unuttu gitti ya. Konuşulmaya başladı mı bu iş devam eder. O bakımdan endişemiz yoktur. La tesme'u lihazel Kur'an velgav fihi lealleküm teglibun. Kur'an'a, Kur'an'la ilgilenmeyin. Kur'an'la alakadar olmayın. Kur'an'ı merak etmeyin. Kur'an'la hiçbir uzaktan yakından temasa geçmeyin. Kur'an'a kulak vermeyin. Kur'an'a değer vermeyin. Kur'an'a kıymet vermeyin. Kur'an'ı kabul etmeyin. Kur'an'ı benimseyin. Bu Kur'an'da ne varmış diye yanına bile gitmeyin demişlerdi. Ama bugün diyemiyorlar. Ulan ne? Ha, işte sapık bir Mehdi çıkıyor. Ben şöyleyim, böyleyim diyor. Desin, desin, korkmayın. Yeter ki İslam konuşulsun. Konuşuldu mu iş rayına oturur. Adamların bütün gayesi İslam'ı unutturmaktı. Kur'an'ı unutturmaktı. Biliyorsunuz ezan-ı Muhammedi'nin bile Türkçeleştirilmesi, yani aslından çıkartıp Allahu Ekber, Allahu Ekber yerine Tanrı uludur, Tanrı uludur şekline sokulmasının sebebi vallahi ezanı, namazı unutturmak içindi. 1932'de Tanrı uludur, Tanrı uludur şekline ezan-ı Muhammed'i sokuldu. 1950'ye kadar 18 sene Türkiye'de Allahu Ekber sesi eşitilmez oldu. Nesiller Allah'ı unuttu. Menderes geldi, Allahu Ekber aslına döndü. Bunları hepiniz biliyorsunuz. İslam'ı unutturmaktı maksatları, ezanı unutturmaktı maksatları, namazı unutturmaktı maksatları, Allah'ı unutturmaktı maksatları. Ama unutturamadılar, yutturamadılar. Şu anda İslam Türkiye'de çığ gibi. Üniversiteler kaynıyor. Askeri birlikler kaynıyor. İslam bütün ihtişamıyla, intişarıyla, inkişafıyla İslam Türkiye'ye ve yeryüzüne hakim olmaya geliyor. Ve çalışmanın icabı ortaya çıkıyor. Kardeşler, bütün mesele Kur'an'dan kopmaktır. Bütün felaket budur. Kur'an'dan koparsanız mahvolursunuz. Çünkü Müslümanların yeryüzünde en sahih, en sağlam, en salih, en sadık, en sabit kaynakları Kur'an'dır. Değişmedi, bozulmadı, harf atılmadı, harf katılmadı. Katıksız kaynak. Allah'tan nasıl geldiyse öyle. Ama Kur'an'dan uzaklaşırsanız eğitiminden, manasından, ahkamından, tefsirinden uzaklaşırsanız Kur'an'dan uzaklaşmış olursunuz. Sapıklık başını alır gider. Eğer şu Kur'an anlatılmış olsaydı, anlaşılmış olsaydı,
okullarda Kur'an'a dayalı eğitim devam etseydi, vallahi şu Evranos Mevranos dedikleri adam, ben Allah'la görüşüyorum, bana vahiy geliyor, ben Nebiyim, Resul değilim, Mehdiyim diyen bu adam, değil televizyona çıkmaya, kapısının önüne çıkmaya imkan bulamazdı. İlkokul çocukları tükrükten bu pisi boğarlardı. Sokağa çıkamazdı, ne televizyonu. Ama İslam bilinmiyor. Değil televizyonlara çıkmak, sokağa çıkamazdı diyorum. Adam ne diyor? Ben diyor avradımla görüştüğüm gibi Allah'la görüşüyorum diyor. Tamam desin. Eğer Kur'an bilinseydi bu adamın bu sözünün acaba hakikati var mı yok mu? Nereye bakacaktık siz söyleyin. Nereye bakacaktık? Kur'an'a. O zaman da mesele ortaya çıkacaktı. Kur'an hep bunları söylüyor. Bakın şimdi derse başlarken okuduğum ayet-i kerimeyi şimdi size arz edeceğim. Şura suresinin 51. ayeti. Şura diye bir sure var Kur'an'da. Şura. Sureti Şura. Şura suresi. 51. ayeti okuyorum. Estaizu billah. Ve ma kâne li beşerin. Bak, ayet devam ediyor. Ey yükellimehullahu kelleme yükellimu teklim, kelam. Ne demek kelam? Konuşmak demek. Kelime buradan geliyor. Kelime olmasa konuşamazsınız. Kelam, kelime, teklim, kelleme, mütekellim. Bunlar Arapçadan Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Mâ kâne asla olmaz, mümkün değil. Li beşerin bir insan için mümkün değil ki en yükellimehullah Allah'la bir insanın konuşması. Bir insanın beşer demek Arapça. Beşer ne demek beşer? İnsan demek. Arapça bak Kur'an'da geçiyor. Onun için beşeriyet derler. İnsanlık, beşeriyet. Hiçbir insanın Allah'la konuşması, Allah'la görüşmesi makane ebediyen mümkün değil. Makane olmaz Arapça. Kane oldu. Makane olmadı. Olamaz. İstisnası gelecek şimdi. Bir insanın insan kalıbıyla, kılıfıyla, şu dünya gözüyle, şu kafasındaki baş gözüyle, şu gözle, şu yapımızla, şu kalıbımızla Allah'ı bir insan olarak görmek ebediyen mümkün değil. Niye? Şimdi gözümüz görüyor. Bakın niçin mümkün değil? Fennen mümkün değil, ilmen mümkün değil, dinen mümkün değil, aklen mümkün değil. Akıl bakımından, ilim bakımından. Niye? Eğer şu gözüyle insan Allah'ı görseydi, niye? Şu bizim gözümüz sınırlı mı, sınırsız mı? Cevabını siz verin. Gözümüz sınırlı. Bak arka tarafı göremiyorum, görüyor musun? Hudutlu, sınırlı, sıkıntılı bu göz. Yetersiz. Eğer şu dünya gözüyle Allah'ı görseydik, madem ki gözlerimiz sınırlı, gözlerimiz yetersiz, gözlerimiz kifayetsiz, eğer böyle olduğu halde bu sıfatla, bu tavırla Allah'ı görseydi, Allah da yetersiz, sınırlı olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu. Sınırlı gözle sınırsız Allah, siz söyleyin, görülemez. Senin gözün sınırlı, senin gözün yetersiz. Sınırlı bir gözle, yetersiz bir gözle sınırsız bir Allah'ı görmek aklen, fennen, ilmen, dinen mümkün mü, değil mi? Değil. Mümkün değil. Gözlerimiz sınırlı. Beşer gözü, bakın şurada bir göz var. Çok kıymetli, çok önemli, o ayrı bir şey. Ama eksik. Ama yetersiz. Her şeyi göremiyoruz.
Önümüze bir kağıt dikseler, bakın şöyle, bak sizi göremiyorum.